Sağ olasın. Nedir gençler? Tek arabayla mı gidiyoruz? Aynen öyle. Bundan sonra tek araba, tek şoför. Yeni talimatlar böyle. Ha, peki nasıl sığacakmışız biz yeni talimatlara göre? Ha, onu da söylediler mi? Orasını ben bilmem. Peki, artist. Limonata getirdim size. Yol uzun, serinletir. Ha, yok, almayayım ben, teşekkürler. Ama Şefika abla elleriyle yaptı. Tazecik limonlardan. Ha. İçeyim o zaman. Şefika Hanım yaptıysa. Çok güzel olmuş Şefika Hanım'a söylersiniz. Ellerine sağlık. Evet, ellerine sağlık söyleyin. Afiyet olsun. Almayayım, teşekkürler. Teşekkür ederim size. Haydi haydi, limonata zamanım, hadi. Şimdi peki biz ne yapacağız? Nasıl sığacağız? Seyran. Sen gel benim kucağıma otur. Ferit, saçmalama istersen. Ne var be? Mis gibi kucağım var işte, gel. Ay Ferit. Kızlar isterseniz siz atlayın, ben bagaja atlar gelirim. Olur mu canım öyle şey, saçmalama. Olur canım, ne olacak? Hadi. Süslü, bana bak. İlk defa kendine yakışan yeri buldun ha. Helal. Oluyor demek ki her şey bu hayatta. İyi tatiller. Teşekkürler sana. Hadi Asuman, sen hep böyle yavaş mıydın ya? Aşk olsun Ferit'ciğim, biniyorum. Hadi bin. Ay. Baldız, var bizim de bir numaramız. Sen de hayatı yeni yaşıyorsun ha. Nasıl? Bir saatlik yok. Ne gerek vardı ki böyle bir şey? Sen tarifeli uçuşla git. Ne dersin? Atalım seni şuradaki uçaklardan birine. Olur mu? Hem zaten otelin yerini biliyorsun Kaya kardeş. Öyle yapalım biz. Ay bari buradan başlamayın, ne olur ya. Bakın, çok tatlı bir jetimiz var. Hadi gidip tadını çıkartalım. Hadi, evet, evet, hadi. Artist ya. Yalnız bir şey diyeceğim. Mis gibi yemekler aldırdım, biliyor musunuz? Ferit Korhan durdu durdu, yine yaptı şovunu. Bak, açık ayranlar, dönerler, fıstıklı baklavalar falan her şey var ya. Hiç acımayacağız. Allah'ım sana şükürler olsun ya. Şu uçaktan nasıl indik, şimdi nasıl biniyoruz? Şöyle işte Seyran ya. Bak sen şu şükür momentlarını biraz daha atırsan, biz seninle var ya çok başka bir şey oluruz. Aşırı tatlı oluruz yani. Bence sen bunu bana değil, kendine söyle Ferit'ciğim. Ne bu çanta ya? Sağ olasın, teşekkürler.
arkadaşla gideceğiz. Hazır mısın? Ferit! Nasıl yani? Helikopterle mi gideceğiz? Hey Baldız'cığım. Ferit Korhan'la tatile çıkarsan böyle çıkarsın işte. Alış bunlara, alış. Merhaba Ferit Bey, hoş geldiniz. Sizi tekrar görmek ne güzel. Güzel bir tatil geçirmeniz dileğiyle. Teşekkür ederiz. Oh, oh, oh. Ne kadar güzel dilekler bunlar Erhan Bey. Sağ olun. Bravo size, bravo. Teşekkürler. Pardon, ne kadar sürecek acaba yolculuk? Efendim 25 dakika sonra otele inmiş olacağız. Şahane Seyran, bir şey söyleyeceğim. Ben biraz tırstım, bir şey olmaz değil mi? Ablacığım bak gözünü seveyim belli etme, tamam mı? Eğer Ferit görürse böyle saçma sapan hareketler yapar. Duamızı edip gideceğiz inşallah. Bak şu an ne yapıyor mesela? Ha, tamam. Ne yapıyor? Gençler, ben kullanacağım ha bu arada. Sakin olun, stres yapmayın, tamam mı? Şaka. Şaka ya, şaka. Geç dedi, geç. Abla ya. Güldüğüm iyi oldu bilmeden. Çok iyi geldi, heyecanımı aldı. Geç, geç kız. Ah, bir rahatladım ya. Yani. Bak, bak, bak nasıl da yürüyor. Maşallah sana, maşallah. Ya Rabbim sen büyüksün. Erhan Bey, size de devir ediyorum artık. Hadi kolay hadi gelsin. Kumarlar bizde, sağ olun. Asla. Şu kemerimi takar Ferit Bey, ekip arkadaşım size odalarınızı gösterecek. Sonrasında ben size eşlik edeceğim. Tamam, teşekkürler. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Odalarınız hazır Ferit Bey. Sizin için. Aşkım. Asuman Hanım ve Suna Hanım'ın odası için. Aha. Kaya Bey, sizin için. Abi, abinin odası? Biz sizi 5 kişi olarak biliyorduk efendim. Nasıl ya? Tamam şimdi bakalım bir oda. Maalesef Ferit Bey. Şu anda otelimizde boş odamız yok. Hadi ya. Ne yapacağız? Ha Ferit siz yerleşin.
Ben yakınlarda bir otelde kalırım. Yok abi, olmaz öyle şey ya. Delirme. Ne yapacağız oğlum başka? Bir gece zaten. Benle kal. Ne yapacağım başka otel bak? Yok ya. Evet Abidin abi ya. Bir gece zaten yani. Kal burada işte. Ne olacak? Başka bir yerde kalma. Olur mu öyle şey ya? Neden olmasın? Bak karar senin. Kal madem abi. Süslü Bey bu kadar rica ediyor. Kırmayalım. Ama dikkat et ha. Bunun gündüzü böyleyse gecesini hiç tahmin edemiyorum yani. Sen anladın. Ferit. Tamam tamam. Neyse hadi çıkalım odalara. Valizler gelir zaten arkadan. Sonra da şu mağazaya bakalım. Okey? Hadi. Biraz geç farkına vardın ama çok şükür sonunda farkına vardı Ferit. Kendime ya. Bir şey diyeceğim. Hı. Şu Süslü'nün farkındasın değil mi? Yaptığı hareketler, tavırları filan. Ne bileyim işte bagajda gelmeler, valiz taşımalar. Efendime söyleyeyim. Abiyi odasına çağırmalar falan filan. Kadınlar da bunu yiyor ya. Şaka gibi. Fethiçim yani. Ama ben yer miyim? Yemem. Peki tamam ama yani çocuk kötü bir şey yapmadı. Çocuk gayet kibar yaptı. Abidin abi odasına aldı. Almaya da bilirdi değil mi? Ne var ki bunda? Ah benim güzel karım ya. Ne kadar safsın ya. Ne? Sen de mi ya? Sen de mi? E git Seyran söyle o zaman. Ben seni çok beğeniyorum Kayacığım. Hayata bakışına bayılıyorum. Ne kadar örnek bir person'sin sen Kayacığım böyle falan. Söyle Ferit. Ne Ferit? Vallahi söyle bak benden falan çekinmene gerek yok ha. Direkt söyleyebilirsin ya. Ferit'ciğim ne alakası var şimdi ya? Allah Allah yani çocuk iyilik yaptı. İyi bir şey yaptı. Ne var bunda? Sen yapar mıydın mesela? Hı? Neyi? Abidin abiyi odana alır mıydın? Yoksa... Aman bana ne canım, nerede kalıyorsa kalsın mı derdim. Baksan. Şimdi buralara geldik, öyle mi Seyran? Ne demek istiyorsun peki? Ben anlamadım yani. Kaya iyi biri, ben kötü biri miyim yani? Bunu mu söylemeye çalışıyorsun? Hayır Ferit'ciğim, niye böyle bir şey söylemeye çalışayım sana? Niye böyle bir şey ima edeyim sana? Sadece diyorum ki, yani Kaya birazcık böyle bana daha hassas biri gibi geldi yani. Süper. Peki o zaman şöyle yapalım. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Al bunu. Daha dur bak ben sen yorulma diye başlıkları atayım. Ferit, Kaya. Ne bu? Gülme ya. Al. Yaz bakalım. Kaya'nın sevdiği bütün özelliklerini yaz. Ben de olmasını istediğim falan. Ben de oradan skor yapacağım. Onları ben de öğreneceğim. Senin için. Ne dersin? Yaz. Ay Allah'ım yarabbim sinirim bozuldu ya. Şu an bu yaptığın var ya. Dünya saçması farkındasın değil mi? Ya biz karı koca dedikodu yapamayacak mıyız ya? Ne yapıyorsun? Yok vallahi yaz ya. Çekinme. Bak bunlar benim öğrenmem gereken şeyler. Lütfen, lütfen. Ha benim işim gücüm yok. Ben kocamı daha dün tanıdığım adamla mı kıyaslayacağım Ferit? Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Kıyaslıyorsun işte. Niye böyle yapasın ki o zaman? Aklım almıyor çünkü başka türlü yani.
Ben de anlamıyorum yani. Ne bu ya? Yok böyle hassas, böyle iyi. Aman işte şurada şunu yaptı. Bu ne? Bunlar kıyaslamak değil de ne yani? Efendim? Sen bana sabır ver ya. Tamam, iniyoruz şimdi. Heh, bak. Hadi yine iyisin. Şanslı gündesin. Senin hassasla mağaza bakmaya gidiyoruz. Ferit. Bak. Ne yaparsan yap, keyfimi bozamayacaksın. Tamam mı? Boşuna çaba sarf etme yani. Ha, benim amacım sadece senin keyfini bozmak, öyle mi? Hayır, zaten bu hikayenin en kötüsü Ferit. Herkes iyi, bir ben kötüyüm değil mi? Buyurun bu taraftan. Vay, müthiş manzara. Maşallah. Bizden önce damlamış senin süslü. Ferit başlamayın lütfen. Çok güzelmiş. Ne haber süslü? Dede işi biliyor. Yapma ya. Ben nefis bir yer bulmuş ya. Bence burası çok uygun. Çok güzelmiş gerçekten. Değil mi? Baksana şuraya. İşte bile. Eyvallah. Güzel bir mağaza ama bizim markamızın dokusuna uygun değil. Buradan olmaz. Neden? İyi bir iç mimarla ve dekorasyonla burası tam istediğimiz atmosfere yakalarız. Doku diyorum. Doku. Doku ne demek? Biliyor musun sen? His, duygu, kendiliğinden olması lazım. Burası mekanik. Yüzeysel bir modernlik var burada. Görmüyor musun? Olmaz diyorum buradan. Postmodern ne biliyor musun? Modernizmin katı kurallarını aşan bir akımdır. Yani dolayısıyla gelenekselle moderni yan yana getirebilirsin mesela. Teşekkürler Türkçe sözlük. Teşekkürler. Ne kadar fonksiyonel bir şeysin sen öyle. Bugün de Türkçe sözlük mü oluverdin? Bak, bu otel, bu mağaza markamız için çok önemli olur. Markamız diyor ya. Ne ara markan oluverdi Kaya kardeş, ha? Kuzicim, oralara şu an hiç girmeyelim istersen. Seyran, sen ne düşünüyorsun, nasıl buldun? Yani güzel olabilir. Ben açıkçası beğendim yani. Şimdi otel muazzam, senin de dediğin gibi ve böyle bir otelde markanın olması bence çok önemli bir şey. Bak sen. Kaya'ya katılıyorsun yani, öyle mi? Hiç de katılmazdın aslında Seyran. Şaşırdım. Ne oldu böyle birden? Senin katılmadığın şey ne Ferit'ciğim peki? O güzel fikirleriniz size kalsın. Kararı ben veririm. Buradan olmaz. Dostum, burası no. Bize uygun değil maalesef. Peki Ferit Bey. Ha, ama böyle başka önereceğiniz bir yer varsa bize özel, markamız özel bakalım tabii. Ben ileteyim. Sonrasında tekrardan haber vereyim size. Süper. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Serhant, yürü gidelim. Ben gelmiyorum Ferit. Seyran. Burası çok güzelmiş ya. Çok hoş bir yer ya. Vallahi bak deniz manzarası falan da var. Değil mi? Ne oldu ya? Ne oldu? Senlik bir şey değil. Kötü bir şey mi oldu sence? Şey diyeyim mi? Senden hiç beklemezdim ama tebrik ederim. Çok iyi yaptın. Ne yapalım biliyor musunuz? Sabahtan beri yoldayız. Yorulduk. Hadi gelin bir şeyler içelim ha. Ne dersiniz?
Çok iyi fikir ya. Bence de gidelim. Niye gitmiyoruz? Hadi bakalım. Hadi abla. Seyran, Ferit zaten delirmeye yer arıyor, gergin. Yani daha içmeye falan niye gidiyoruz, ne alaka? Ne var abla ya? O gergin diye ben de gergin olmak zorunda değilim. İzin vermeyeceğim bu sefer keyfim kaçırmasına. Yeter artık ya. Sürekli bu huzursuzluk, sürekli mutsuzluk. Ben de insanım ya. Tamam da yani. Bak sen böyle yaptıkça Ferit de yavaş yavaş sana nasıl davranması gerektiğini anlayacak. Yoksa Ferit umutsuz bakar. O ne demek? Yani bence böyle davranışları artırmalısın Ferit'e karşı. İsteklerini net bir şekilde belirtmelisin. Yoksa uzun vadede çok başını ağrıyacak. Ve maalesef Ferit de sadece bundan anlayacak bir tipe benziyor. Pardon da sen benim kardeşimin niye kafasını karıştırıyorsun ya? İyi şeyler söyleyeceğini yangına iyice körükle gidiyorsun. Hayırdır? Ne abla, yalan mı söylüyor çocuk? Ferit son zamanlarda artık iyice azıttı ya. Ya orası öyle olabilir. Ama üçüncü kişilere kalmadı yani karışmak. Karışmak değil, yanlış anlamayın. Ben küçük bir tavsiye olarak söyleyeyim. Tavsiye? Ha, oradan bakınca bizim akla ihtiyacımız var gibi mi görünüyor? Anlamadım. Estağfurullah. Estağfurullah. Ay maşallah ya, Allah seni nazarlardan saklasın. Estağfurullah demeyi öğrenmişsin ama haddin olmayan şeylere karışmamayı öğrenmemişsin. Ablacığım ne oluyor sana ya? Bir sakin ol. Bir şey demedi çocuk. Birden gaza geldi. Ne oluyor ya? Ya aman tamam. Senin düşünen de kabahat zaten. Zaten sıcak. Kızlar ne dersiniz? Burası iyi mi? İyi bence. Gayet. Oturabiliriz. Ha? İyi tamam. Hadi geçelim. Hadi. Oğlum sen de abartmışsın biraz ama Ferit. Ya ne abart... Vallahi ilginç birisin. Yani şunun tipine bakan... Allah ne verdiyse içiyor diye düşünür ama... hiçbir şey içmiyorsun yani, öyle mi? Hiç. Hiçbir şey. Yani zamanında bayağı sağlamıştın. Sonra bir günde bıraktım. Bir günde. Neden? Anlaşamadık. Biz de ayrılalım dedik diyelim. Biz de tabii Seyran'la şimdi flört aşamasındayız. Ama... İyi bir sevgili olduğunu söyleyemeyeceğim tabii. Vallahi iyi bırak çok kötü bir arkadaştır. Naçizane tavsiye etmem. Sen ve şu tavsiyelerin ya. Gerçekten. Kötülüklerin anasıdır de tam olsun bari. Tam olarak kötülüklerin anasıdır. Bu arada Seyran, senin gözün çok iyi. Nasıl yani? Yani... kocan tersini savundu. Fakat... Sen de gördün o mağazayı. İyi bir elden geçerse inanılmaz bir yer olur. İşte. Fark ettiğin üzere kocam birazcık ama bak birazcık inatçı bir kişiliktir. Yok ya. Ben hiç fark etmedim öyle bir şey. Yani sonuçta eniştem. Kendisine katır demek istemiyorum ama. Ya evet ama ya. İnatçı gerçekten. Bak şuraya geldik iki gün. Tatil yapacağız. Deniz kenarında eğleneceğiz. Yani kim bilir nerede inadından ne yapıyor yani. Eğlenmemek onun tercihi. Yani 40 yılda bir gelmişim şuraya, ben keyfini çıkartmak istiyorum ya. Tabii ya. Tabii ablacığım. Sen keyfini çıkaracaksın, keyfini çıkaracağız ya. Tabii ki. Değil mi? Yani şimdi gerçi bakma böyle dediğimize. Biz o Seyran'la öyle içen insanlar değiliz aslında ama. Buradayız. Kim durduracak ya bizi? Evet. Kim durduracak bizi ya? Hiç. Vallahi benim durduramayacağım kesin ama o yüzden dikkatli gidin yani, çarpar. Ah ah. Bize neler neler çarptı şu yaşımıza kadar. Değil mi abla? Hatta çarpmakla kalmadı, üstümüzden geçti. Yani bu bizi koymaz kaya. Merak etme. Aynen. Ama sen yine de hani Kaya'nın dediği gibi sakin,
Acaba Osman abla? Ooo Seyran Hanım. Ne? Seyran Hanım, hani bu yola beraber çıkmıştık ya? Ne oldu? Hani iki günlüğüne buradaydık? Ne oldu, sen kendinkini mi beğenmedin? Dur bakayım, al benimkini iç. Evet, benimki biraz fazla ekşi ya. Ay gerçekten ekşi. Gerçekten ekşi. Ver bana bunu, ben bununla devam edeceğim. Gel. Oo, hadi bakayım. Oo, kızlar. Sefanız olsun. Gel Asucuğum, gel otur. Sensiz olmaz. Değil mi? Sulara da başladık. Erken başlamışsınız ama sanki. Yandık yani, ben söyleyeyim. Sana da bir şeyler söyleyelim ya. Ne içersin? Olur vallahi Sunacığım. Ben de bir soda falan alayım bari. Soda. Soda diyor. İyi, hoş geldin. Hoş bulduk. Soda. Ay ne kadar eğlendiniz ya. Oo! İnatçı keçiler, hoş geldiniz. Nerelerdeydiniz ya? Çok gizli. Ha pardon, gizliymiş, özür dilerim. Gizli. Gel peki. Aşkım. Ha? Sus. Ay. Affedersiniz. Kafanız mıyız? Ne var ya, birazcık içtik Ferit, o kadar yani. Yani. Malum birazcık bugün stresli bir gündü. Aynen, stresli. İçtik biraz yani ama bizi strese sokanlar utansın diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Mesela diyebiliriz. Diyebiliriz. Valla senin keyfin ne kadar yerinde ya böyle, maşallah. Ya sorma. Aman dikkat et ha. Çok kaçırma alkolü. Malum senin bünyen biraz zayıf. Sonra pişman olacağın şeyler yapıveriyorsun filan. Aman diyeyim. Merak ediyorsun ne demek istiyor diye, değil mi? Dur ben şimdi hemen sana bir anlatayım. Seyran. Şimdi ablam ilk defa açıyor, tamam mı? Biz de o zamanlar böyle Ferit'le yeni evliyiz. Olaylar olaylar. Neyse. Ablam tutturdu böyle, ben diyor eğlenmek istiyorum, eğlenmek istiyorum. Neyse biz gittik eğlence mekanına. Seyran. Sen ablam bir iç. Bir iç, ama böyle bir içmek olamaz ya. Olamaz. Ben diyorum bir dur diyorum ablama. Yok diyor, ben içeceğim. Tamam ya, Seyran. Bir yavaşla diyorum, bir yavaş git diyorum. Yok diyor, ben içeceğim. İçeceğim de içeceğim, içeceğim de içeceğim. Tamam iç, ne diyeyim yani. Neyse ben bir ara böyle bir lavaboya gittim geldim, tamam mı? Herkesin suratı beş karış. Herkes bir gergin. Aynen böyle bak. Ne oluyor falan filan. Sonra Ferit beni kolumdan tuttu böyle, eve götürdü, tamam mı? Direkt böyle. Neyse biz eve gittik falan filan. Ben ertesi günü bir şey öğrendim. Şeyde, o gecede işte bir şey olmuş. Ben bir şey öğrendim. Ne öğrendim? Tahmin et. Ne öğrendin? Ya işte soruyorum sana. Seyran diyorum, tamam. Ben soruyorum sana. Sen tahmin et. Sen tahmin et ki ben de sana söyleyeceğim. Yani bilemedim ki. Ay Allah'ım yarabbim, ne komik bir geceydi o ya. Sen benim canım ablam. Ferit'i tut. Öp dudağından böyle. Bak böyle. Ne yapıyorsun? Bir sakin ol. Ne yapıyorsun ya? Öyle bir şey ya. Tamam. Ne yapıyorsun Ferit ya? Yeter. Ne oldu ya? Ferit, otel, balayı, eğlence, tatil işte böyle bir şey değil mi? Ben mi abartıyorum? Seyrancığım, biz seninle bir lavaboya gidelim mi? Yok yok, gitmeyelim. Şimdi hazır ablam da içmiş bu kadar, ben kocamı yalnız bırakmayayım ne olur ne olmaz. Seyran! Doğru konuş artık ya. Tamam sakin ol. Dedim abla ya. Seyran. Abla ne oldu, iyi misin? Başkına ya. Seyran, bir yüzümüzü yıkayalım hadi. Hadi, hadi gel canım. Abla nereye? Odama! Ne oldu ya? Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Niye içirdin kızlara bu kadar? Ben içirmedim.
Ben kendim de alkol kullanmıyorum. İçmeyin dedim ama dinlemediler. Herkesin kendi tercih alanı. Şaşırdık mı? Hayır. Sen zaten kime lafını dinletebilirsin ki? Yeri ve zaman doğru olduğunda fena değilimdir. Enjoy. Enjoy. John John. Ben geldim. Merhabalar tekrardan. Ya Gayecim. Biz hiç sevmeyiz böyle ailece huzurmuş. Yok efendime söyleyeyim. Efendime söyleyeyim. Keyifmiş falan filan. Nerede bir keyif var? Biri gelir böyle içine eder. Değil mi Feritçim? Ne oldu? Hoşuna gitmedi mi bunları anlatmam? Keyif almıyor musun şu an? Seyran bak. Çok olmaya başladım. Az kaldı. Şımarma. Seyran sen ne mezunsun? Güzel sanatlar falan mı? Ne yapacaksın oğlum? Ne yapacaksın? İşe mi alacaksın? Ha? Evet ya. Ben aslında güzel sanatlar okumak istiyorum. İnşallah bu sene başlayacağım. Ama bildiğim kadarıyla sizin başvuru tarihleri bitmek üzere. Yani geç kalmadan başvursa ne edersin? Evet. Benim de bildiğim kadarıyla başvuru tarihleri geçmek üzere. Neden başvurmuyorsun? Çok güzel bir soru biliyor musun? Gerçekten. Ben niye bekliyorum Ferit'ciğim? Pardon unuttum ya. Şöyle Ferit dedi ki bana bir gün. Sen dedi uğraşma. Ben dedi halledeceğim dedi. Hatta halletmiş bile olabilir değil mi? Kocam benim. Hı? Belki sürpriz yapacaksın belki de bana değil mi? Şu olaylar bir durulsun. Bakarız dedim Seyran değil mi? Evet Ferit'ciğim. Öyle dedin de. Ama Kaya da diyor ki başvuru tarihleri geçecek diyor. Sen söyle o zaman Kaya'na. O halletsin. Ne dersin? Halleder misin Kaya? Sıktın ama artık ha. Kalk hadi kalk. Ya bırak kolumu Ferit. Ya rezil ettin biz ya. Kalk. Ben mi rezil ettim? Ha? Ben mi rezil ediyorum şu an bizi? Yeter artık ya. Bir gün ya. Bir gün eğleneyim dedim burnumdan getirdim be. Ne yapmam lazım? Ha? Sana nasıl yetinmem lazım Ferit'ciğim? Ne yapayım? Kendimi paralayayım burada. Oturup ağlayayım mı? Ne yapayım ya? Ne yapayım sen söyle. Seyran bak sonu kötü olacak. Sus artık. Susmayacağım. Sen susacaksın. Ben sana sus dediğimde sen susuyor musun? He? Yazıklar olsun sana be. Yazıklar olsun. Şuna ablama ne duruma düşürdün. Yazıklar olsun sana. Gerçekten inanılmazsın ya. Kızım ben ne hale soktum ablanı? Sen anlattın her şeyi detay detay. Ben değil. İçme dedim ben sadece. Üçümüz biliyorduk. Sayende herkes öğrenmiş oldu şimdi. Ne oldu? Fena mı oldu Ferit'ciğim? Herkes gördü senin nasıl bir insan olduğunu. Seyran ben değil. Ablan. Neyse hadi yeter artık kalk. Ne olur kalk. Bak ya. Bana böyle davranamazsın Ferit. Yeter tamam mı? Seyrancığım tamam bir şey demiyor. Diyor. Nasıl demiyor ya? Her hareketinden bana bir şey diyor. Ben anlamıyor muyum? Seyran. Ferit Bey, akşam yemeği için restoranda yerinizi ayırdık. Dilediğiniz zaman geçebilirsiniz. Harika. Yemek çok güzel. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Seyrancığım, hadi şimdi kalkalım. Biz bir üzerimizi değiştirelim. Sunan'ın da yanına uğrayalım odasına. Ona da bir haber verelim. Biz onu da bir görelim. Tamam mı? Hadi gel canım. Biz seninle gidelim hazırlanalım. Gel Seyrancığım. Hadi bakalım akşam görüşürüz. Çok ayıp ettin Sunay'la. Şimdi içeri girince bir gönlünü alman lazım. Çok saçmaladım ya. Biraz.
Abla. Bir dinle beni ne olur. Abla, öyle demek istemedim. Özür dilerim. Özür dilerim abla, öyle demek istemedim. Abla. Ne demek senin peki Seyran? Ha? Abla beni tanımıyormuş gibi konuşma ya lütfen. Ferit yüzünden işte. Deli ediyor beni ya, çıldırtıyor. Ayarlarımla oynuyor, insanlıktan çıkıyorum, kendimden geçiyorum, görmüyor musun? Ya oynatmayacaksın o zaman kendinle. Tamam, kendinden de geçirtmeyeceksin. Ben senin ablanım ya. Seyran, ben senin ablanım ablan. Ben senin canınım, kanınım. Bak herkes gider, ben kalırım Seyran yanında. Tabii ki ben kalırım. Beni rezil ettin herkesin içinde ya. Suna, bak çok doğru söylüyorsun. Ama Seyran da haklı gerçekten. Damarına bastı kızın. Abla çok haklısın. Bak, çok haklısın. Ne dersen, ne söylersen çok haklısın. Özür dilerim. Özür dilerim. Ne olur affet beni, ne olur. Ya Ferit ne derse desin. Ne yaparsa yapsın bir önemi yok ki, önemli değil. Senin beni ne duruma düşürdüğünü farkında mısın sen? Ha? Hiç mi düşünmüyorsun beni? Seyran. Şu... Aslında kupsaydı da söylemeseydim. Abla bak. Vur, bağır, çağır ama yapma böyle. Ne olur ablam. Affet beni ne olur. Bak bir gün eğlenceye geldik. Hadi affet ne olur. Hadi bakayım tamam yeter artık. Gel lütfen, sizin aranızda küslük falan olmaz tamam mı? Bakayım şimdi çok güzel bir restorana gideceğiz. Böyle güzel güzel giyinelim, süslenelim. Havamız değişsin biraz. Olur mu Sunacığım? Tamam, tamam. Hadi lütfen. Tamam ya. Gelecek mi? Tamam geleceğim. Geleceğim mi? Geleceğim. Ay ablam. Hah. Şöyle.